Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu videoyu sonuna kadar izleyin, paylaşın, insanlarımız bilinçlensin. Bu aralar şöyle bir moda var. Telefonlar çalıyor. Bizler sizleri Merkez Teknik Servis'ten arıyoruz. Kombi ve petek bakımını 120 TL'ye yapıyoruz diye çağrılar geliyor. İnsanlar da 120 lira mı? Vay, bizim şerefsiz servis bize 250 lira petek bakımına dedi deyip inanıp evine çağırıyorlar. Adamlar geliyor, kombinin kapağını söküyor. Abicim diyor, sizin diyor genleşme tankınızın azotu bitmiş. Genleşme tankınızın, yani şu tankın azotu bitmiş diyor. Eğer orijinal azot koyarsak 750 lira, yan sanayi azot koyarsak 250 lira. 120 liranın haricinde diyorlar. Genleşme tankı dedikleri bu arkadaşlar. Piyasada 150 liradan başlar. Orijinalliğine göre, tankın kalitesine göre 250-280 liraya kadar çıkar. Önemli olan tankın fiyatı değildir. Verilen garantidir ve değişim işçiliğidir. Unutmayın, yani servisler 450-500'e takıyor bunu. Niye 500 liraya takıyor, niye 450'ye takıyor diyorsanız, bunu değiştirmek için dünya kadar cebelleşiyorlar servisler ve size 1 yıl garanti veriyorlar. Ayrıyetten o genleşme tankının da arızasını onlar buluyorlar, siz bulmuyorsunuz. Müşterilere söylüyorum. Sonra genleşme tankına azot bastık diye 20 bar azot bastık diye ki bu genleşme tankının içerisinde 1 bar, 1.2 bar, 1.5 bara kadar hava basılır. Ondan fazlası zaten zararlıdır. Kombiye bir faydası olmaz. Çok basarsan da patlatırsın. 20 bar azot bastık diye 250 lira daha sizden para alıyorlar. 250 artı 150 ne yaptı? 370. Nerede o şerefsiz servis size 2,5-3 saat petek bakımı yapacaktı, 250 lira verecektiniz ona. Çok diye vermediniz değil mi? Ne oldu? Şimdi oldunuz mu 370 liralık? Merkez servis diye sizi arayan hiç kimseye müsamaha göstermeyin. Ne bir servis formu veriyorlar elinize, ne bir servis formu veriyorlar. Şöyle bir servis formu vermiyor kimse sizin elinize. Arayıp şikayet edebileceğiniz bir yer yok. Telefon açıyorsunuz, sizi tehdit ediyor. Savcılığa gidin diyorlar. Nereye giderseniz gidin diyorlar. O yüzden yani bu videoları adam akıllı izleyin. 120 liraya kimse sizin evinize gelip de o bakımı yapmaz. Bilginiz olsun. Paylaşın, bilinçlenin. Saygılar.